Evet, tam kümesi TK ile gösterildi burada. Tam kümesi ilk kümenin kendisidir. Yani A kümesinin kendisidir. 1, 2, 3 tür elemanları o halde A kümesi tam kümesi oluyor. Görüntü kümesi ise A kümesindeki elemanların eşleştiği elemanlar. Yani ikinci kümedeki eşleştiği elemanlar kim? B ve C. O halde görüntü kümesinde GK derse kısaca baş harflerini yazdık. B ve C'dir. D kümesi ise DK ile gösterdik. O halde ikinci kümenin tamamı yani A, B, C, D küçük elemanlar bunlar A, B, C derken. Bu da B kümesi ve D kümesi oluyor aynı zamanda. Bu böyleydi. Geldik. Ha, not demiş. Bir bakalım. A kümesine tanım kümesi denir. B kümesine değer kümesi denir. A kümesindeki her elemanın B kümesinde eşleşmiş olduğu, bak bu işte benim buydu. Eşleşmiş olduğu elemanların kümesine görüntü kümesi denir. Ve FA ile gösteriliyor. Biz onu şurada yazmadık. FA demiş. Biz şurada aslında FA da diyebiliriz yani şuraya. Eşittir FA. Böyle gösterir FA. A'daki tabii ki A kümesinden bahsediyoruz. Büyük A'dan. Evet, ile gösterir. Aynı zamanda FA diyor alt küme B'dir. Görüntü kümesi diyor diğer kümesinin bir alt kümesidir. İşte burada gördüğü gibi şuraya bakarsam şu iki eleman nedir bizim için? Bunu şöyle göstermek istiyorum. Şu iki küme var ya, şu ikisi, daha doğrusu iki eleman ne yapar bizim için? FA'yı oluşturuyor değil mi? Şu boyadığım yer FA'dır. Doğru mu? O zaman B'nin alt kümesi olmadı mı? Yani B'nin içinde kalmadı. B'nin içinde kalan bir küme olmadı mı? Oldu. O halde bir alt kümedi değil mi? Bunu demek istiyor yani. Bu tanım böyleydi. Şimdi yani sorun cevabı da bu işte. Bizim yaptığımız gibi. Tanım kümesi bu kümeydi. Görüntü kümesi gördüğü gibi şu mavi bölge FA dediğimiz yer. Şu kırmızı yani B'nin tamamı da değer kümesi zaten. Buraya yazılmış herhalde. FA'dan B'ye bir fonksiyon. X'i FX'e yani Y'ye taşıyan bir fonksiyon bu tabii. X yerine 1 yazdığımızda yani şuradaki 1'i diyor ne yapıyor? Karşı tarafta F1 neye gidiyor? B'ye gitti. Şimdi şu B oradan geldi. Şu 1 B'ye gittiği için buraya 1 yazılır. İki eleman ne yapmış? F6'ında görüntüsü C'dir değil mi? Bak 2 C'ye gitmiş. Görüntü demek o anlama geliyor. 3 eleman ne yapmış? Yine F fonksiyonu altında 3 elemanı B'ye gitmiş değil mi? 3 B'ye gitmiş görüntüsü. Bunu anlatıyor burada. O halde FA dediğimiz görüntü kümesi B ve C'den oluşuyor. Yani şu mavi bölge içerideki şu mavi bölge FA'dır. Yani görüntü kümesidir. Aynı zamanda. Bunun cevabı da böyleydi. Gelelim buraya. Görüntü kümesini bulalım demiş. Ne demek istiyor? Burada şekil vermemiş. Biraz önce ben şeması var. Burada yok. O zaman biz kendimiz oluşturacağız değil mi burada? Oluşturalım mı halde? Evet. Şöyle bir küme. Hangi küme oluşsun? İşte burası A kümesi. Bak A'dan R'ye demiş ya. Buraya A yazıyor kızlar. Karşı tarafta ikinci kümede R yazmamız lazım. Hani A'dan R'ye ya fonksiyon. Evet. A'dan R'ye. O da ilk küme A oldu. İkinci küme R sayılı kümesi. Tamam. Şimdi A'nın elemanları kimlerdi? Eksi 1, 0 ve 1 değil mi? Şimdi ne yapacağım? Bunları karşıya taşıyacağım. Karşıya taşımak demek karşıdaki değerlerini bulacağım daha doğrusu önce. Sizce ben şuradaki x'in yerine eksi 1 yazarsam acaba sonucu kaç çıkar? Şuraya yazıyorum. X yerine eksi 1 yazdım. X eksi 1 için diyorum kısaca. F x görünümüyle eksi 1 yazdım şuraya. O zaman karşı tarafta da eksi 1 yazacağım. Yani x görünümüyle bir de şurada bir eksi var onu yazdım. X'in yerine eksi 1 yazdım. Şimdi iki tane eksi eksi var. Dikkat burası önemli. Artı 2. Artık. O halde ne oldu? 3 mü yapar bunun cevabı? Demek ki şuradaki eksi 1 değeri neye gitmiş? Karşı taraftaki 3 değerine gidiyormuş kızlar. Bu da R sayımı. Evet sorun yok. Gelelim bu kez de şu sıfırı nereye taşıyacağız değil mi? Karşı tarafa 1'e gitmesi lazım. Onu bulacağız. 1 için yapacağız aynı şeyi. Bunu bulalım. Bu kez x eşittir 0 için yapalım. X eşittir 0 için. Ne olur? F x yerine 0 yazdım. Nerede? Şurada yazayım dikkat. Sonra burada 0 yazarsam ne oldu? Eksi 0 değil mi? Artı 2 oldu. Bunun cevabı kaç yapar? Cevap veren yok. 2 olur değil mi? Demek ki 0 da 2'ye gitti. F6. F6'nın görüntüsü 2'ymiş karşı tarafta. Benzer şekilde x yerine bu kez 1 yazalım. X yerine 1 yazarsam ne olur? O halde F 1 diye başlıyorum. Yani x'in yerine 1 yazdım şurada. Buradaki x'in yerine 1 yazarsam ne oldu? Eksi 1 oldu değil mi şöylece? Kalem biraz sorunlu. Şuraya 1 yazdık. Artı 2 de var. Sonuç ne yapar? 1 yapmaz mı? Yapar. O demek ki bu da 1'e gitmiş.
Tabii bu RS'lerle şu içeride oluşan kümemiz diğer elemanları yazamam çünkü bir sonsuz tane eleman var. Ben sadece şunu göstereceğim. Şu üç tane yazdığım eleman bizim neyimiz? Görüntü kümemiz değil mi? EFA'mız yani. Evet. Yeşille yazdım. EFA. EFA görüntü kümesi. Aynı zamanda söylüyorum. O halde bunun elemanları kimlermiş? Yazıyorum buraya. 3 var. 2 var. 1 var. Bunun sırasının bir önemi yok yani. Onu söyleyeyim. Kümede hani elemanlar geri değişiyor ya. O halde 1, 2, 3 ya da 2, 3, 1 ya da 3, 3 gibi yazabilirsin fark etmez. İşte cevap budur. Görüntü kümesi budur zaten. Görüntü derken EFA'dan bahsetmiştim. Ekran niye geldi? Evet. Burada geçelim mi o halde? Soru soran yok galiba. Demek ki x'leri ne yapayım? Şu a Yok. kümesi x'leri ne yapayım? Şurada yerine yazıp buldum cevabı. EFA yani görüntü kümesi olmuş. Bu kadar. Zaten burada 1, 2, 3 demiş. Doğru aynı şey. Yani. Soruya geçtim. Evet. Şimdi böyle bir soru var. Yine a kümesi var. Fonksiyon var. Fonksiyon neymiş? Fx eşittir 2 eksi 3x kareymiş. Fonksiyonun görüntü kümesindeki en büyük elemanı sormuş. Hepsini bulup oradan en büyüğünü bulabiliriz tabii. Ya da buradan en büyük nereden gelir diye sorabilirsiniz. Evet. Ne deriz şimdi buradan cevaba? Bakalım. Şimdi beraber bulalım. Siz kim söylemek ister? Yardım etmek isteyen var mı bana? Çözüm için. Evet. Şurada bizim tanım kümemiz, A kümemiz kızlar. Yani hepsini bulalım da en büyük en küçük oradan anlayalım. Bu tarafta reel sayılar kümesi olsun değil mi? Bunlar nereden geliyor tabii ki? Şuradan bak. A ve R diyor ya. A kümesinden R'ye tanım. O halde A'dan R yani A kümesinden R sayılar tanımı bir fonksiyon varmış. Bu da bu şekilde tanımlanmış. Buradaki elemanlar kimlermiş? Eksi 2 var görüyorsunuz. Eksi 1 var. Bunları da şuradan yazıyorum dikkat. A'nın elemanları buraya tek tek yazmanız lazım. 0 var yazdım. 1'i yazdım. Sonra 2 mi yazalım? Evet yazalım. Şimdi bunların karşı taraftaki elemanlarını bulmam lazım. Yani kaça gidiyor değil mi? Şöyle göstereyim istersen. Nereye gitti? Şöyle okşu harita göstereyim. Bunu bulacağım biraz sonra. Şunları tek tek şöyle gösterelim. Bunları bulacağım yani. Şimdi bunları araştıralım. Nasıl olacakmış görelim. Evet. Ne yapacağız? X gördüğümüz yere eksi 2 yazacağız değil mi? X yerine eksi 2 yazarsam ne olur? Yani şu x'in yerine şurada boyayım da öyle daha iyi görünsün. Şu x görünüm yeri değil mi? Burası x'tir. Şurada x görüyor musun? Şurada bir x var. İşte bu x görünüm yeri eksi 2 yazacağız. Yazalım. Bakalım ne olacakmış. Şöyle virgül attık. F eksi 2 yazdım. Yani x görünüm yeri eksi 2. Şu boyadığım yeri eksi 2 yazdım. Eşittir. 2 şurası 2. Eksi 3 çarpı x yerine eksi 2 yazdım. Dikkat bunu şöyle parantezine yazmamız lazım. Dikkat etmemiz lazım. Eksilerden. Bu işlemin sonucu ne yapar? Şurada zaten 2 idi. Şurada ne yapar? Eksi 3. Eksi 2'nin karşısına ne yapar? 4 yapar. O halde ne oldu? 2 şu içini çarparsan eksi 12 gelir burası. 2 eksi 12 ne yapar? Eksi 10 yapar. Değil mi? Demek ki bu şekilde eksi 10'a gitti. Buraya eksi 10 yazdım yani. Yazamadım güzelce. Kalemde bir sorun var. Kalemde bir sürekli kalem olur mu? Böyle eksi 10 diyelim. Yani şimdi x eşittir. Bu kez ne yapalım? Sırada kim var? Eksi 1 var. Eksi 1 için yapalım. Ne yapacağız? F. X görünümü eksi 1 yazdım. Eşittir. 2 eksi 3 çarpı eksi 1'in karesi. Bu işlemin sonucu ne olur sizce? 2 eksi 3. Eksi 1'in karesi artı 1 yapar. Şurada ne yapar? Eksi 3 yapar. 2'den de 3 çıkarsa ne yapar? 2 eksi 3'ten yani. Eksi 1 mi yapar? Demek bu da eksi 1'e Evet. gitti karşı tarafta. Tamam. Diğerine geldik. X işte bu kez neymiş? 0. 0'ı deneyeceğiz. Yani x yerine 0 yazacağız. Bu halde f0 diye başlıyorum. X yerine 0 yazdım anlamında. 0 yazarsam ne oldu? 2 eksi 3 çarpı 0'ın karesi oldu. Bu işlemin sonucunu yapar. Şurada zaten 0'dır. O halde 2 gelir mi buradan cevap? 0'ın karesi 0. 0 Evet. çarpı 3 0. 2 eksi 0 0 yani. O zaman bu da 2'ye gitti. Bunları yazalım. Gelelim. X eşittir kaça? 1 için. X yerine 1 yazarsam ne oldu? 2 eksi 3 çarpı 1'in karesi oldu. 2'yi yazdım. Eksi 3 çarpı 1'in karesi 1 olsun 1 yazdım. Şurada ne yapar? Yine eksi 3 yapar.
2'den de 3 çıkarsa bunun cevabı ne yapar? Eksi 1 mi yapar? Demek ki bu şuraya gidiyormuş. Bunu silmemiz lazım çünkü eksi 1 iki defa yazılmaz. Şurayı sileceğim o halde. Keşke yazmadan okşatını yapmadan önce yapsaymışım. Neyse şurayı bir sileceğiz dedim. Şurayı silmem lazım. Şöyle öylece. Bunlar aynı yere gittiği için değil mi? Tekrar aynı yere bir defa yazdım. Yani büyük ümede iki defa yazamadım bir eleman. Ondan dolayı bu sorun yarattı. Burayı düzeltiyorum okşu işaretlerini. Şurayı bir kapatayım. Şurayı sildim miydi öyle? Bir geri alayım. Sonra kalemi alayım. Evet. Şurayı düzeltiyorum. Şu şöyle, şunu da şuradan kapatalım. Şimdi devam edelim. Buradaki işte en son kaç bulmuştuk? X bir değer ne yaptı? Eksi bir taşıdı. O halde şuradaki aldığım değer yani bir değer eksi bir değil. Neresi? Orası şu. Şuradan alıyorum. Hop, şuraya kadar götürüyorum. Eksi bir doğru götürüyorum. Değil mi? Eksi bir gitti yani. Bir eksi bir gidecekmiş. Onu buradan evet. Anlıyorum. Tamam. Gelelim hangisine bu kez de? En son alttaki değeri görüyorsunuz. 2. Yani 2 yazalım. İlk seçti 2 için ne gelecek acaba? X yerine 2 yazalım 2 için. F 2 yazıyorum X görüm yere. 2 eksi 3 çarpı 2'nin karesi. Bunu hesaplarsam 2 eksi 3 çarpı şu 4 yapar 2'nin karesi değil mi? Bu ne yaptı? 2 eksi evet. 12 yapar. 2 eksi 12 ne yapar? Bu da eksi 10 mu yapar? Eksi 10. Demek ki şu 2 değeri de yine benzer şekilde nereye gidecekmiş? O halde eksi 10 gitmesi. Yukarıda var ya onun için tekrar yazmayacağım. Anlaşıldı mı? Buraya eksi 10 yazmama gerek var mı? Yok. Zaten şurada var. İşte bu eksi 2 değerini de şey pardon. Şuradaki 2 değerini de alıyorum. Eksi 10'a götürüyorum. Böyle bitmiş oluyor. Bize neyi sormuştuk? Görüntü kümesi. Şimdi görüntü kümesine yazarsan ne olur? FA'yı söyler misin? Ben? Ne olur FA? Şuradaki elemanlar değil mi? Şu eşleşe elemanlar. Yani eksi 10 var. Değil mi? Eksi 1 var. Bir de eksi 2 var. Bizim görüntü kümemiz budur. İşte bunların arasındaki şu 3 elemanla 3 eleman oluşuyor. 3 elemandan oluşuyor bu görüntü kümemiz. Bize demiş ki en büyük elemanını sormuş. Buradaki en büyük eleman kim sizce? En büyük. Eksi 1. Ve de en büyük eleman eksi 1. O halde cevap eksi 1 yani. Eleman eksi 1. Cevap eksi 1. En küçüğü sorsaydı bu küme için konuşursak yine. En küçük eleman. Eksi 10. Eksi 10 evet doğru. Cevap bu yani. Başka bir şey yok. Şurada işte en büyük eleman 2'dir demiş. Nerede hata yaptık? 2 mi? 0. Ha, biz şunu niye yapmadık? 2 de varmış. Bir dakika. 2'yi götürmedik mi? Ha şu eksi 2 değil pardon 2'ymiş. Öyle bir yanlış yaptım. Şurada işaret o noktaymış. Bunu karıştırmıştım. Burada şurası eksi değil. O eleman noktası yani. O zaman şu artı 2 olacak dikkat. Şu 2 olacak değil mi? Yani elemanları eksi 10 oldu. Eksi 1 oldu ve 2 oldu. En büyük değer o halde eksi 1 yapmaz. 2 olmasa lazım. Şurayı düzeltiyorum. Şuraya ne yazıyorum? Artı 2 diyorum. Burada. En büyük değeri, en büyük elemanı yani artı 2. En küçük eleman da eksi 10'dur. Evet böyle düşüneceğiz. Bir daha bakalım. Evet. En büyük eleman 2'di. Doğru. Evet tabi bu şeyle benzemesine göstermiş. Tek tek elemanlar bulmuşsa benim yaptığım gibi. Eksi 10'u bulmuş. Zaten bizimle eksi 10'du. Eksi 1 doğru. Şurada 2 yazıyor doğru. Bir de eksi 1 var. Eksi 10 var. Hepsi doğru. Evet. Yani bu cevap bu şekilde bitiyor. Geçelim bu soruyu da. Geçtik o halde. Bu kez böyle bir fonksiyon vermiş. A'dan R'ye tanımlı giden fonksiyon. A kümesinden R sayılara. Fonksiyonumuz f(x) işte 2x artı 1 fonksiyonu veriliyormuş. Bu kez görüntü kümesini vermiş. Yani karşı kümeyi vermiş. Bu kez A kümesini bize sormuş değil mi? Burada uyur mu yapacağız? O halde yapalım bakalım. Şimdi A kümesi belli değil zaten. Bu ilk kümemiz tanım kümesiydi. Bu A'yı bizden istiyor zaten. Karşı tarafta ne var? R sayılar kümesi var normalde. Tabii bunun içinde ne var? Bir de FA diye bir kümemiz var. Bunu başka bir renkle göstereyim istesen. Şöyle geri alayım. Onu da şöyle kırmızıyla göstereyim. Kırmızıyla gösterim şey neymiş burası? FA'ymış. Görüntü kümesi yani. Bunun elemanları kimmiş? 3 var, 5 var, 7 varmış. Bunu böyle yorumlayacağız. Bunların acaba ilk yani buradaki elemanlardan buraya gelmişler ya karşıdan buraya gelecekler bütün elemanlar değil mi? Şu A'daki elemanlar kaç evet. Acaba buraya böyle gelmiş?
Yani sonucu 3 çıkacak. Ben x'in yerine ne yazarsam sonuç 3 çıkar. Mantık bu yani. 1. 1 mi? 1 yazarsam 3 doğru. Bunu nasıl yapacağız tabii? Şöyle bir ben bunlara harf vereyim istersen. Şuna A diyeyim. Hani burada A küçük. A ve B. A, B, C diyorum. Yani buradaki elemanları bilmiyorum. Yani ben amacım ne? A'yı bulmak değil mi? B'yi bulmak ve C'yi bulmak. Doğru mu? Bu anlama geliyor bunlar. Şimdi A'yı bulmaya çalışacağım. Yani X gördüğüm yere A yazacağım. Nerede? Şu fonksiyonda. Evet, X eşittir A için diyelim. O halde burası ne oldu? F A oldu. Yani şuraya A yazdım. Küçük A yazdım. Burası ne oldu? 2 A artı 1. İşte bu karşı taraf A artı 3 eşit yani. A 3'e gittiğim gibi 3 buradan geldi. Hı. 3 buradan geldi. Şu denklemi çözersen bu kısmı. 2 A buradan eşittir. Buraya eksi diye geçer. 2 kalır. A işte buradan 1 yapar. Demek ki A'yı bulduk. Şuna 1'miş yani. Şu ilk değer 1'miş. Tamam. B'yi bulalım aynı şekilde. X eşittir B için diyelim. X görüm yere B yazarsam F B eşittir. 2 çarpı B artı 1 olur değil mi? Nereye yazdım? Bak şuraya B yazdım. Şöyle B yazdım. Onları istersen şöyle boyayım da. Şu X görülen yere yazıyor her zaman. O ikisine B, B yazınca bu hale geldi. Bu da karşı tarafta kaça eşitmiş kızlar? F, B. Evet cevap bekliyorum. 2. 2'ye mi? Şu B kaça gitmiş karşı tarafta? 5. Buraya 5 yazdı işte. Anlaşıldı mı? Burası 5 buradan geliyor. Evet. Evet. Tamam hocam. Buradan ne yaptı? Burası buraya geçti. 4 yaptı. B buradan 2'miş. Yani. B'yi bulduk. Tamam. Şimdi bir de C'yi bulalım istersen. C'deyken küçük C'den bak. Şöyle maviyle yazalım. Onu da şuraya yazmaya çalışayım. X eşittir. Yani bura bitti. Şimdi şuraya geldik diyelim aslında. X yerine C yazacağım. C yazarsam ne oldu? F. 2C. C yazacağım. Tabii. Önce şuraya C yazdım. Bir de şuraya yazacağım. Eşittirden sonra. Evet. 2C artı 1 olacak. Karşı tarafta ne eşmiş bu? Bak C kaça ekmiş kızlar? 7'ye. 7. O zaman buraya 7 yazacak tamam mı? Bunu çözersem 2C eşittir buradan. Bu eksi D. 6. 6 geldi. C buradan düşmüş. Evet. Evet. O zaman demek ki bunların hepsini buldum. O zaman A kümemiz yani A kümemizin elemanları hani A, B, C değildi ya. A, B ve C idi. Bunları bulduğuma göre bunları yerine yazıyorum. O zaman A yerine ne yazıyormuşum? A'yı şurada buldum. 1'miş. B değeri kaçmış? 2'ymiş. C değeri kaçmış? 3'müş. Demek ki A kümesi 1, 2'ymiş. Yani bize sorulan küme buydu. Hı. Mesela böyle ikinci yazıda büyük ihtimalle böyle sorular sorulacak. Bunlar önemli yani. Yani bazı önce şöyle yapıyor. Hani burası FA gibi görmüyor da burayı biraz önce çözdüğün soru gibi. Buraya gelip 3 yazıyor. Burada 3 yazıyor. İşte diyor ki 2, 3, 6, 7. 7 yazıyor işte. Sonra 5 yazıyor. 2 kere 5, 10, 11 yazıyor. İşte buraya 7 yazıyor. 14, 15 diyor. A kümesi diyor. Ne yazdı? İşte 7 dedi. Sonra 11 dedi. Bir de kaç dedi? 15 dedi. Bitti. Yanlış. Böyle çözüm olmayacak. Çünkü FA diyor. FA demek şu küm. Yani biraz da görsel olarak görmek lazım. Yani olayı anlamak lazım. FA derken bura. Öğrenci şurayı FA anlıyor. Bunlara hmm. dikkat etmeniz lazım. Görsel olarak böyle anlaşılması lazım. Yani böyle artık böyle yorumlamak lazım. Görmek lazım artık. Evet, bundan sonra dikkat edersiniz. Evet, geçiyorum. Ne aynı bak. F, geçin hocam. F A 3 7. Karşıyı vermiş yani dikkat. Burayı vermemiş değil mi? O halde ben ne yapayım? Bir küme çizeceğim. Yine aynı benzer şekilde. Şuraya bir A kümesi yerleştirelim. Karşı tarafta bir reel sayılar kümesi zaten var. Bir de bunun içinde kim varmış? Efa. Görüntü kümemiz var. Efa evet doğru. Şunu da kırmızıyla gösteriyorum. Efa. Şöyle okşatayım. Bu Efa kümemiz. Yani görüntü kümemiz. İşte bunun elemanlarını vermiş. Kaçmış? 3 ile. 7 miymiş? Evet. Ben bu karşıdan buraya gelenleri bulmam lazım değil mi? Şuraya gelmiş ya. Bu nasıl gelmiş buraya? Bu da buraya nasıl gelmiş? Bunu araştırmam lazım. Buna mesela yine AB diyebiliriz. İşte A ve B'yi bulacağız ki A kümesini bulalım. Evet, yine aynı şekilde benzer şekilde yapalım. X yerine A yazalım. A yazarsam o halde fonksiyonda X görünüm yeri A yazarsam F A değil mi? Yani şuna dikkat et. Nereye yazıyorum? X görünüm yeri A yazıyorum. Bak buraya yazıyorum. Bir de şuraya yazmam lazım. İkinin kuvveti şeklinde. O zaman soru ne hale geldi? 2 üzeri A değil mi? Eksi 1 haline geldi. Bu da işte kaç olacak? Eşittir. Eşittir 3 olacak. Doğru. Bunu devam ettirirsem buradan 2A eşittir ne yapar? Şu artı diye geçer. 4 yapar. Bu neydir? 2'nin karesidir. 2 üzeri A eşittir 2'nin karesi diye yazabiliriz.
Vallahi buradan ne sonucu elde ederim? A'nın 2 olduğunu görüyorum. Bu bitti. Bir de B'yi bulalım aynı şekilde. X gördüğüm yere B yazacağım. X eşittir B için diye başlıyorum. Bu halde F B diyorum eşittir. 2 üzeri B eksi 1 dedim. Bu karşılığı ne eşitmiş? Bunu eşit neymiş kızlar? 7'ye. 7. Buraya 7 yazayım evet. Bunu devam ettirsem ise diyorum. 2 üzeri B, şurası B 6 gibi durmasın da. Ve bu da B. Eşittir 8 yapar mı bura? 8 yerine biz ne yazarız? 2'nin küpü yazarız değil mi? 2'nin küpü. Valla burada ne elde ederim ben? B'nin 3 olduğunu söyleyebilirim. Valla A kümesi ne oldu? A ve B'yi buldum. Hani A kümesi A ve B demiştik ya ilk başta. Şöyle yazmıştım. Buradan sonra şöyle geçsin. Şöyle devam edeceğiz yani. A eşittir artık ne oldu? A dediğim şey küçük A 2 idi. B de 3'tü. Demek ki bunları yazdık yani. A kümesi 2 ve 3 diye elemandan oluşuyormuş. Bunun cevabı da buydu. Yani biraz önceki sorunun benzeri. Sadece fonksiyon diyor şey falan. Evet bulduk. Saat kaç olmuş? 25 geçiyor. Kaçta bir şey dersiniz? 3:30'da. 4 dakika var değil mi? Tamam hani bu soruyu da geçiyorum sorun yoksa. Evet, gelin burada. Bunları bulacağım. Bu da basit bir işlem. Yani f eksi 1 demek şuradaki x gördüğün yere eksi 1 yazacağın anlamına geliyor. F 0 demek buraya 0 yazacağın anlamına geliyor. F 2 demek buraya 2 yazacağın anlamına geliyor. O halde şöyle yazalım. X eşittir eksi 1 için. O halde x yerine eksi 1 yazarsam eksi 1 f içinde. Şu x yerine geldi yani. X yerine eksi 1 yazdım. Şimdi eksi 1 eksi 2 bölü 2 gelecek. Değil mi? Bu da ne oldu? Eksi 2 bölü 2 olacak. Bu da eksi 1 yaptı. Yani biz şu anda şurayı bulduk. Bunun değeri kaç geldi? Eksi 1 geldi mesela. Şimdi şunu bulacağız. Bunun içinde x yerine 0 yazacağım anlıyorum. X yerine 0 yazarsam. Eksi 1 yok 0 bölü 2. 0 şuraya 0 yazdım değil mi? Bak. Onlara dikkat etmek lazım. Şu boyayayım da şuraya. Buraya 0 yazıyorum ve buraya 0 yazıyorum. Dikkat. Ona göre düşünürsem 0 eksi 1 bölü 2 olur değil mi? Bunun cevabı ne yapar? Eksi 1 bölü 2 olur. Tamam. O zaman ben buraya ne yazdım? Eksi 1 bölü 2 yazdım. Geldim şuna f2 hocam. X yerine 2 yazalım. X yerine 2 yazdım. Buraya f2 oldu. Bura ne oldu? 2 eksi 1 bölü 2 olur mu yazdım? X yerine 2 yazdığım için bu hale geldi. Bu da 1 bölü 2 yapacak değil mi? İşte buraya da evet. 1 bölü 2 yazacakmışım. Bunlar neyin sonucu? Toplamlar arada hep artı var ya toplamda. Yani eksi 1 artı şöyle düşünelim. Eksi 1 bölü 2 ve artı 1 bölü 2 şeklinde düşüneceğiz. Bunun sonucu ne yapar? Tabii ki şu şunu götür. Eksi 1 yapar değil mi? Cevap eksi 1 yani. Evet, bu da bu şekildeydi. Evet, burada yapmış örneğin çözüm zaten eksi 1 olduğunu söylemiş. Evet geldik buna. Evet, fonksiyon eksi 3 ile 4 aralığında tanımlanmış. Yani x değerleri. Karşılıklı reel sayı. Bize ne sormuş? Görüntü kümesini sormuş. Yani bunun, bunlar x ya, karşılıklı y oluşuyor ya, onu soruyor bize. Evet. Doğru grafiğini çizmeyi biz geçen sene öğrettik değil mi? Y eşittir falan. Hatırlıyor musunuz? Doğru grafiğini evet. Çizmeyi. Evet, onları bilmeniz lazım. Bununla biraz alakalı. Şöyle x şunlar aslında hepsi x oluyor tabii. Aralık derken aslında şöyle gösterebiliriz mesela burada. Yani böyle fonksiyon koordinat sistemi çizdim şu anda. Şu x eksenimiz, şu da y eksenimiz. İşte x buradaki eksi 3 değeri mesela değil mi? X eşittir 4 değeri. Yani bu arada değişiyormuş fonksiyonda burada değişikmiş. Buradan buraya kadar olan x değerlerinin görüntüleri acaba şu fonksiyon altında nedir diye sormuş. Tabi bunu çizersek ne gelir? Onu bulacağız. Onu kabataslak çizebilir miyiz? Y'yi eksi 3'e kesiyor herhalde. Şöyle bir şey mi gelecek? Bakalım. X'i kaçta kesecek? Böyle 0 versem 3 bölü 4'te kesecek. Hem 3 bölü 4'te. Şöyle bir grafik olması lazım. 3 bölü 4 biraz şuraya yakındır. O da eksi 3. Şöyle bir şey olsun. Ya da uzatabilirdik aslında.
Doğrusal tabii biraz şey oldu ama biraz tekrar çizeyim. Şöyle gelsiniz. Tamam, şöyle bir şey yeter herhalde. Ve mesela bu fonksiyonda ne olsun bize verilmiş? Y eşittir 4x eksi 3. Yani şurayı biz nerede kestik? X'e 0, y'ye 0 yazdık. X'i 3 bölü 4'te kestik mesela. Burası 3 bölü 4'tür. Evet. Şurada kaçta kesti? Onu da yazalım. Eksi 3'te mi kesmiş? İşte bunun y'deki karşılığını bulacağız. Yani bu fonksiyon nereye gidecek? Tabii ki şurada nokta diyorum. Şurada kesti noktayı bulacağız. Buradaki. Şöyle. Burası önemli. Bir de şu 4 nereye gidecek? Yani şuradaki 4 değeri fonksiyonda nereye gidecek? Onu bulmamız lazım şurası. Onları nasıl bulacağız tabii ki? X yerine eksi 3 yazacağız. Şurada x yerine eksi 3 yazarsam ne olur? F eksi 3 diyorum. X yerine eksi 3 yazdığım için şöyle x eksi 3 için diyorum. Eksi 3 yazarsam fonksiyonda ne gelir buradan da? 4 çarpı eksi 3 ve artı, pardon eksi 3 tekrar mı var orada? Eksi 3 şuradan geldi. Bunun sonucu ne yapar? Eksi 12, eksi 15 mi yapar? Demek ki şuradaki değer, aşağıdaki değer eksi 15. Şu işaretlediğim nokta var, eksi 15'i gösteriyor. Şu 4 için yaparsam x eşittir 4 için düşünelim. F x yerine bu kez 4 yazarsam f 4 eşittir 4 çarpı 4 eksi 3. O da ne yapar? 16, 13 mi yapıyor? Evet 13. Bu da 13'e gidiyormuş şu değer. Demek ki y değerleri nerede değişiyormuş? Yani görüntü kümesi daha doğrusu. Biz buna görüntü kümesi diyelim. Bak eksi 5, eksi 15'ten başladı. Buraya kadar ta çıkıyor değil mi? 13'e kadar. O zaman biz f a dediğimiz yani f a derken eksi 3'e 4 kapalı aralığı var ya x'ler için geçerli bu. F a yani görüntü kümesi. Bunun görüntü kümesi kaçmış o halde? Eksi 15'e 13'müş yani. Güzel. Cevap bu. Köşeli takımlar. Evet bugün bu kadar diyeceğiz. Çözümde bir bakalım şuradan. Evet eksi 15'e 13 demiş. Kitabın çözümü böyle. Bunda bir bakalım sonradan. Bu soruyu bir daha çözebiliriz diğer dersen. Anlaşılmadı işte tamam. Evet, bugünlük bu kadar. Size iyi dersler diliyorum. Görüşmek üzere. Sınavda başarılar. Size de hocam. Sağ olun hocam.